İnşallah Allah Celle Celaluhu şu sohbeti hayırlısıyla güzel bir şekilde yapıp beraber güzel tefekkürler edebilmeyi nasip eylesin. Evet sevgili dinleyicilerim, aslında en büyük sorunlarımızdan biri değil mi şu hayatta? Rızık endişesi. Hani insanlar hep nefsin en kolay yakaladığı bölge, bu dünyalık mal mülk kazanma, biriktirme, cimrilikler mal yüzünden oluyor. Namazdan, niyazdan, İslam'dan uzaklaşmalar, daha çok çalış, daha çok mal kazan, bu yüzden oluyor. Büyük günah, içki içmek, her şey parayla. Zina parayla. O parayla, bu parayla değil mi? Birçok şey aslında insanları dünyada Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştıran, İslam'dan uzaklaştıran şeylerin çoğu para sebebiyle başımıza geliyor değil mi? Mal sebebiyle başımıza geliyor. Bütün her şey işte insanın kibri. En büyük günahlardan biri değil mi kibir? Kibirlenmemiz, malımız artıyor, altımızdaki arabanın markası artıyor. Evlerimiz, saraylarımız, oyumuz, buyumuz. Bunlar hep bizi aslında uzaklaştıran. Ama bunların hepsi bize kimden geldi? Bizim unuttuğumuz şey işte en büyük sıkıntımız zaten. Er-Rezzak olanı unutuyoruz. Bize verilen her bir gram, her bir damla yiyeceğin, malın, mülkün hepsinin bize hepsinin Allah'tan geldiğini unutuyoruz değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun bize bir lütfu olduğunu. Ama şu dünyada da verilen her malın, verilen her rızkın bize bir imtihan sebebi olduğu. Ahirette öldükten sonra o rızıkların, verilen her şeyin hesabının, çok verilenin az verilene göre daha zor, daha çetin bir hesapla karşılaşacağını unutuyoruz. İşte unutma kısmı burada. Nefis burada devreye giriyor. İşte bugün onu tefekkür edeceğiz. Bugün Kur'an-ı Kerim'imizin, Allah Celle Celaluhu'nun güzel kelamlarına gideceğiz. Er-Rezzak neymiş? Nasıl düşünmeliyiz biz Er-Rezzak ismini? Bizi nasıl etkilemeli? Her bir Allah'ın ismi bizi Allah'a bir adım daha yakınlaştırmalı sevgili dinleyicilerim. Amacımız zaten onu daha iyi tanımak. İnşallah bugün de Ya Rabbi şu Rezzak ismini anlayabilmeyi nasip eyle. Her şeyi veren sensin. Her şeyin sahibi sensin Allah'ım. Dünya ve ahirette bizim hem bedenimizin hem ruhumuzun gıdasını, hem ruhumuzun rızkını hayırlı eyle, güzel eyle. Son nefese kadar rızkımızı senden, senin yolundan kesme. Habibin Muhammedül Mustafa'nın yolundan bizim rızkımızı kesme. İşte o yoldaki rızk en önemli rızık değil mi? İnşallah o yüzden rızkı sadece para olarak, mal olarak, mülk olarak görmeyeceğiz bugünden sonra. Evet, bakalım. Kelime anlamı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım tekrar. Er-Rezzak Celle Celaluhu. Er-Rezzak'ın kelime anlamı nedir? Hepimizin bildiği. Bütün mahlukatın rızkını veren, ruh ve bedenlerinin gıdasını yaratan olarak belirtilen Rezzak ismini inşallah bugün anlamaya çalışalım. Ruh ve bedenlerin gıdasını da yaratan. Ya Rabbi, dua ederek başlayalım. Sensin benim bedenimi rızıklandıran, ruhumu doyuran Allah'ım. Sen yeryüzünde, toprak üstünde veya altında, havada veya denizde yaşayan tüm canlıların ve de özellikle onların aralarında aciz ve zayıf olanların da beden güçlerinin ve sıhhatlerinin devamı için ihtiyaçları olan rızkı tam vaktinde ve hiçbirini unutmadan verensin Allah'ım. Bunun endişesini bir tek insan yaşıyor değil mi sevgili dinleyicilerim? Hayvanlar nasıl?
karıncası olsun, atı olsun, hayvanı olsun, ne gelirse onu yiyor. Allah Celle Celaluhu neyi nasip ederse, ne çıkarsa karşısına onunla besleniyor, değil mi? Bir şekilde ama hepsi rızıklanıyor Allah Celle Celaluhu tarafından. Bununla ilgili bir sürü kıssalar var. Peygamberlerden, Resulullah Efendimiz'den örnekler var. İnşallah konuşmaya çalışacağız. Ayetlerden devam edelim. Birkaç ayet okuyalım. Er-Rezzak isminin tecellilerini biraz okuyalım hep beraber. Zariyat suresinden başlayalım. 58. ayet. Allah Celle Celaluhu bakalım ne buyuruyor bize. Şüphesiz ki Allah'ın kendisidir Rezzak olan. Kuvvet sahibi, metin, sağlam olan O'dur. Hud suresi 6. ayet. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. Allah Allah. İşte Allah Celle Celaluhu'nun vaadi ve sözüne bakar mısınız? Bize unuttuğumuz şey işte bu. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi bir kitaptadır. Ya insanların diyor rızkı bir kitaptadır. Levh-i mahfuz diyoruz ya. Allah Celle Celaluhu o levh-i mahfuzda kimin ne zaman öleceği, kimin rızkının ne kadar geleceği. Ölüm nedir biliyor musunuz? Allah dostları öyle diyor. Ölüm diyor bir insanın veya bir hayvanın rızkının kesildiği andır. Rızkın kesildiği an ölüm olan andır. Öldüğün an zaten senin rızkın kesilmiştir. Yoksa son nefesine kadar, ölmeden önceye kadar bir şekilde bir yudum su da olsa, bir parça ekmek de olsa, ne olursa olsun hem ruhun hem bedenin senin son nefesine kadar rızkın olacaktır. Rızkı gelecektir sana. Biz sadece bu gelen rızıklarımıza vesile arıyoruz değil mi? Kimimiz öğretmen, kimimiz mühendis, kimimiz işçi, kimimiz temizlikçi, kimimiz bilmem ne. Herkesin bir görevi var. İşte kazandığın rızka bir vesile için sen ne yapıyorsun? Çalışıyorsun, elinden geleni yapıyorsun ama Allah Celle Celaluhu'dur rızkı veren. Çünkü senin o çalışmanı, senin o çalıştığın ellerini, ayaklarını veren kim sana? O rızkını kazanmakta sana gücü kuvveti veren kim? Her insan yaşadığının karşını görür diyor ya. Dünya bir imtihandır. Allah Celle Celaluhu hepimizi gönderdi. Kimine diyor çok veririz, kimine az veririz ayette. Onları mallarla, evlatlarla, kimilerini sıkıntılarla sınarız. Bakalım bize imanı nasıl? Bakalım o malla mülkle bizden ayrılacak mı? Sapıtacak mı? Çok verdiğimizi o şekilde sınarız. Az rızık verdiğimizi de buna da hamdolsun ya Rabbi. Her şeyi veren sensin. Benden daha da kötüsü var Allah'ım. Biliyorum. Ne olur ya Rabbi. Seni unutturacak rızık verme bana. Ya kimi nasıl ülkemizde görüyoruz, her yerde görüyoruz. Şu Er-Rezzak ismine nasıl sığınmamız lazım sevgili dinleyicilerim? Görmüyor muyuz? Kimileri ayda belki 100 milyar 200 milyar paralarla oynuyor. Kimileri televizyonda görüyorsunuz ünlüleri oyu buyu ellerinde çanta çanta paralarla gezenler. İş adamları. Ama bir bakıyorsun hayatları alt üst çoğunun. O paralarla gitmişler büyük günahları işliyorlar. Mekanlarda içkiler, eroinler bilmem neler, neler ne ararsan. Paranın çok olduğu yerde imtihanlar da çok olur. Paranın çok olduğu yerde imanı muhafaza etmek, dini yaşamak da zor oluyor değil mi? Yani çoğunluk olarak belki %90 diyebiliriz böyle. Bir bakıyorsun boşanmalar o kadar fazla ki o zengin kesimlerde.
Bir bakıyorsun televizyonda gözlerimizin önünde görüyoruz. Parayla mı oluyormuş mutluluk deyince soruyorsun. Sadece parayla mı? Hayır. Ama emin olun şu an hepimiz. Buna ben de dahilim. Şu radyoyu dinleyenler de dahil. Çok para kazanmak istiyoruz değil mi? Daha çok olsun. Aman daha çok kazanayım ben de rahat edeyim. Şu kiradan ben de kurtulayım. Şöyle şöyle ben de yaşayayım. Benim de altımda şöyle bir arabalar olsun artık. İstiyor değil mi? Nefis ele var ya oh oh. Komşun alıyor, akraban alıyor, çevren alıyor. Ama burada yine unutuyoruz. Neyi unutuyoruz? Aman ya Rabbi. Ben elimden geleni yapayım da sen bana hayırlısını ver. Cümlelerin başına helalindeni koymuyoruz. Cümlelerin başına hayırlı, güzel, bereketliyi koymuyoruz. Rızkımızın bereketi olmazsa ne olur? Kim ailelere bakıyorsun asgari ücretle 3-4 tane çocuk geçindiriyorlar. Akşam bir gitsen evlerine bayram yeri. Nasıl mutlular? Çaylarını koyuyorlar, muhabbetler, çocuklar güzel yetişiyor, ahlaklı yetişiyor. İslam'ı öğreten bir anne baba. Çocuklarıyla Allah'ı konuşan, çocuklarıyla Resulünü konuşan bir anne baba. Kimisine bakıyorsun? Çocuk 15 yaşına gelmiş, daha namaz değil kelime-i tevhid getirmeyi bilmiyor. E baksan çok zengin, havuzlu villalarda oturuyor. Mal mıdır insanı sadece kurtaracak olan? Mal mıdır sadece? Mal nedir? Rızık, dünyevi. Rızık nedir? O rızık bir Allah yolunda kullanılır, bir geçim için kullanılır. Hani aileni geçindirmek için, evini geçindirmek için ihtiyacın kadarını kullanacaksın. Ama rızık öyle bir imtihandır ki. Zekat ibadetidir parayla yapılan değil mi? Malla yapılan. Sadakadır. Resulullah Efendimizin en çok sevdiği, Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyurduğu. Yok mu bana güzel bir borç verecek olan dediği. Resulullah Efendimiz ne diyor? Kutsi hadiste, o yetimin eli, fakirin eli Allah'ın elidir. Ne zaman birine verirsen Allah'ın eline vermiş gibisin o malı. O parayı diyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor kutsi hadiste. Ayette de zaten kimdir bana borç verecek olan yok mu demiyor mu? İşte bu rızık bu şekilde kullanılırsa bizi ne yapacak biliyor musunuz? İşte cömertliktir rızkı güzelleştiren. Şükredin arttırayım diyor Allah Celle Celaluhu değil mi yine? O yüzden sevgili dinleyicilerim bu konuyu çok güzel konuşmamız lazım. Bu konuyu ayetleri çok iyi incelememiz lazım. Evet devam edelim. Ankebut suresi 60. ayet. Nice hayvanlar var ki rızkını biriktirip yanında taşımıyorlar. Çünkü onların da sizin de rızkınızı Allah veriyor. O her şeyi işitendir. Her şeyi bilendir. Ya evet. Hayvanlar yanında rızıklarını taşırken görüyor musunuz? Evet sevgili dinleyicilerim. Hayvanlar ne yapıyor? Köpekler, kediler. Sen ne verirsen önüne bir şekilde Allah Celle Celaluhu ya seninle verdiriyor vesile olan sensin. Ya sokakta biri kapının önüne bir tas su koyuyor. Allah Celle Celaluhu bilmiyor mu onu? İşte o kedi senin o tas suyu koymana vesile olan nedir? Kedinin o su içmesine vesile olan sensin. Allah Celle Celaluhu senin nasibinle, senin vesilenle o hayvancağızı doyuruyor. İşte fabrikaya gidip çalışıyorsun. Allah Celle Celaluhu sana güç kuvvet veriyor değil mi çalışmaya? Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında sahabe efendilerimiz Hazreti Ömer zamanında 3-4 tanesi camide. Ömer Efendimiz vakit namaza bir gidiyor. 2-3 kişi orada devamlı Allah'ı zikrediyor. Sohbet, devamlı zikir, zikir, zikir. Kur'an okuyor, namaz kılıyor. İkindiye bir gidiyor yine orada. Namaz aralarında gidiyor yine orada. Çalışmıyorlar, sadece camideler. Hazreti Ömer Efendimiz giriyor. Ben çok merak ettiğim bir şey var diyor.
Siz diyor çalışmaz mısınız? Sizin aileniz yok mu evinizde? Evet var diyor. Biz diyor sadece ibadet ederiz. Kardeşimiz çalışır. Bizi de o doyurur. Bizim ailemiz de o doyurur. Ne diyor Hazreti Ömer Efendimiz? Siz diyor gecelere kadar böyle ibadet etseniz, gece gündüz böyle yapsanız boşadır. Sizin sabah oldu mu 5 vakit namazları camide kılın. Onun dışında sabah oldu mu rızkınızı arayın. Rızkınız için vesileler arayın. Çalışın ve ailenize, evinize ekmek götürmek için kendiniz alın terinizle çalışın diyor. Hepimizin çalışması lazım. Nasıl herkes şu an çalışan arkadaşlarımız, yolda gidenler bizi dinliyor değil mi? Bazen yoruluyoruz, daralıyoruz. Sabahın 7'sinde kalkıyoruz, 8'inde işlere. Bazılarımızın işlerinde patronlarımız sıkıntılı. Bazılarımızın müdürleri bizi çok uğraşıyor. Mobbing deniyor değil mi? Üstümüze geliyorlar. Bazen işten bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Bir sürü şeyler yaşıyoruz. Ama işte ne yapacağız? Aman ya Rabbi diyeceğiz. Ne olur? Rızkımızı helalinden ver. Rızkımızı bol ve bereketli ver. Bizi hayırlı insanlarla karşılaştır. Her yerde Rezzak olan Allah'a sığınacağız. Onun verdiği rızıkla onu unutacaksak aman fazlasını istemiyorum ya Rabbi diyeceğiz. Seni unutturacak rızkı ben istemiyorum Allah'ım diyebilmemiz lazım. Çünkü rızkın fazlası gerçekten çoğumuzda karşılaşıyoruz. Hatta Karun'du Musa aleyhisselam zamanında. Öyle mal mülk veriliyor ki sonra ne oluyor? İsyan ediyor. Resulullah Efendimiz zamanında da gerçekleşiyor. Salebe miydi? Hatırlamıyorum adını. Ya Resulallah Allah'a dua et diyor, bana çok rızık versin. Benim bir sürü hayvanlarım olsun. Senin için bu daha hayırlıdır diyor. Çok isteme. Tekrar deyince tamam diyor, dua edeyim. Bir dua diyor Resulullah Efendimiz, bir sürü hayvanı oluyor, bereketi artıyor, rızkı artıyor. Sonra bir bakıyor vakit namazları ertelemeye başlıyor. Birkaç hafta geçiyor, bir bakıyor namazlara hiç gelmiyor. Bir bakıyor cuma namazı da gidiyor. Hayvanları öyle çoğalmış, öyle çoğalmış. Sonra Resulullah Efendimiz niye gelmiyor bu, gidin diyor. Hem zekat da vakti geldi, versin zekatını malının. Bir gidiyorlar, malının zekatını bile vermiyor. Ben bunu diyor kendim çalışıp kazandım. İşte Resulullah Efendimiz anlatıyor bunu. İşte alemlerin efendisinden, ashabtan bir örnek. Resulullah Efendimiz ne diyor? Yazık oldu ona diyor. Yazık oldu. Bunun gibi yüzlerce, binlerce belki hayatımızda da görüyoruz. Çevremizde de görüyoruz değil mi sevgili dinleyicilerim? İşte Allah Celle Celaluhu rızkını tedarik edemeyen o güçsüzlere, acizlere, iktidarsızlara ve bir o kadar da çaresizlerin de rızkını hiç ummadıkları yerden veren değil midir Allah Celle Celaluhu? O elmalara bile baksan elmada gözsüz değil mi? Elma kurdunun. O güzel, leziz bir elmanın içinde yaşatıyor kurdu. Rızkıyla kuşatıyor yani. Minicik karıncaları. Yaz boyu çalıştırıyor. Karıncalar nasıl yazın koşturuyor? Oo, nasıl çalışkanlar. Kışın sonra ne yapıyor? Hazırlanıp kışın o biriktirdikleri besinlerle besleniyorlar. Çıkamadıkları yuvalarında. Daha neler var neler. Şu Er-Rezzak ismini düşünsek zaten... İnşallah Allah'ım imanımızı arttır ya Rabbi. İhlasımızı arttır ya Rabbi. Her şeyin senden geldiğini, bir yudum suyun, malın, mülkün, sarayların, bunların hepsinin senin bize bir lütfun olduğu. Ya Rabbi, ne olur seni unutturacak, senin dinini unutturacak fazla rızıktan eğer unutacaksak bizlere verme ya Rabbi. Senin yolunda harcayacağımız rızıklar ver ya Rabbi. Helal paralarla hac ve umreler yapabilmeyi nasip eyle. Bizim rızkımızı Kabe'den kesme ya Rabbi. Bizim rızkımızı Ravza'dan kesme. Medine-i Münevvere'den kesme ya Rabbi. Bizi cömertlerden eyle Allah'ım.
İşte o fazla mal cömert olursan seni öyle bir kurtaracak ki. En güzel şeydir diyor Resulullah Efendimiz, cömertlik. Ümmetimde en sevdiklerimdir. Ayetlere devam edelim inşallah. Kaf suresi 9 ile 11. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bir de gökten bereketli bir su indirip te onunla bağları, bahçeleri ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte kabirden hayata çıkış da böyledir. Aman ya Rabbi. Ayetin güzelliğine bakar mısınız? Allah Celle Celaluhu'nun lütufları bunlar. Her şeyi bize o kadar güzel ve açık bir şekilde anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'inde. Bakın bizim rızıklarımızın bize nasıl ulaştığından bahsediyor. Gökten yağdırdığımız suyla o ölü olan toprağı görmez misiniz diyor. Bak bize mana, bizim ruhumuzun rızkını da anlatıyor burada. Ölü değil mi topraklar, kupkuru. O ölü topraklar, ağaçlar var, kurumuş, yaprakları dökülmüş, kış bitmiş, artık bahar başlayacak. O ölü topraklara koymuşsun tohum. Kimine domates tohumu, kimine meyveler, kimine onlar bunlar, kimine karpuz. Çekirdek koymuşsun bir tane. O ölü toprağın içine yerleştirmişsin. Ve o sular geliyor. O sular o toprağı ıslatıyor. Ve bir bakıyorsun o topraktan nasıl çiçekler, o ağaçların yaprakları birden açmaya başlıyor. İşte görmez misiniz bunları diyor Allah Celle Celaluhu. Kaf suresi bize ne diyor? O su ile ölü toprağa can verdik, görmez misiniz? İşte kabirden ey insanlar, aman ya Rabbi. İşte Allah Celle Celaluhu'nun ayeti, öldükten sonra diriliş yok. Kabir yok, o yok, bu yok diyoruz ya. Bir çiçekle, bir ağaçla bize bizi anlatan Allah Celle Celaluhu. İşte ayette kabirden hayata çıkış da böyledir diyor. Nasıl yapraklar döküldüyse. Bakın insan hayatını bir seneye yayın. Sonbaharda açtı, kapandı. İlkbaharda bebek doğdu. Düşünün, yeni dünyaya geldi. Çiçekleri açtı, büyüdü. Yazın olgunlaştı, meyveler verdi. Evlatları oldu yani. Evlendi insan. Çiçekle, meyveyle, ağaçla insanı kıyaslayın. Tefekkür edin. Ne oldu? Meyvelerini verdi güzel güzel. Ne oldu? Evlatların oldu, torunların oldu. Meyveleri verdikten sonra meyveler bitti. Sonra sonbahar yaklaştı. Yapraklar dökülmeye başladı. Yaşlandın. Kolların, ayakların, kalbin, her yerinden hastalıklar gelmeye başladı. Nefesin daralmaya başladı. İki merdiven çıkamıyorsun değil mi? Yaşlandıktan sonra. İşte yaprakların dökülmesi de böyle değil midir ağaçların? Sonra ne oldu? Kışa doğru artık ağaçta bir tane bile yaprak kalmadı. Tamamen kupkuru bir hale geldi. İşte rızkı kesildi. O zaman ne oldu? İnsan da sonbaharda dökülen yapraklar gibi vadesi dolunca, son nefes gelince bitti. İşte insan hayatı da böyledir. Ama nasıl kış olduğunda yapraklar döküldüyse, insan da nasıl ömrünü bir yıla sığdırdık işte bize örnek. Allah Celle Celaluhu bize ibret olarak söyledi. Öldükten sonra da yine ilkbaharda aynı ağaç nasıl su gelince yapraklarını açıp da meyve veriyorsa, insan da topraktan o şekilde dirilecek diyor. Allah Celle Celaluhu bize vaat ediyor. Aman ya Rabbi, senin vaadin haktır. Biz senin vaadine iman ettik. Ya Rabbi, bizim imanımızı arttır. Bizim ihlasımızı arttır Allah'ım. Er-Rezzak olan sensin. Rızıkları, her şeyi veren sensin. İman ettik ya Rabbi. Levh-i Mahfuz'da, o kitapta her şey yazılı. Ne olur bizi seni unutturacak rızıkla imtihan etme.
son nefesimize kadar senin sevgini kalbimizde en büyük sevgi olarak sabit kıl. Habibi Muhammedül Mustafa'nın sevgisini kalbimizde en büyük sevgi olarak sabit kıl. Peygamberlerin, sahabe efendilerimizin sevgisini bizden azaltma. Allah dostlarının, Üftade Hazretlerinin, Emir Sultanımızın, Yunus Emre'lerin, Hacı Bayramı Veli'lerin, tüm dostlarının sevgisini, tüm salihlerin sevgisini kalbimize yerleştir. Bizi sevmediklerinin yolundan uzak tut ya Rabbi. Bizi zalimlerden uzak eyle, bizi şerlilerin şerrinden uzak eyle, bizi nefsimizin şerrinden uzak eyle, bizi şeytanın şerrinden uzak eyle. Sensin muhafaza eden, sensin koruyan, Settar isminle ayıplarımızı örten sensin. Bizim günahlarımızı ört ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet sevgili dinleyicilerim, kısa bir ara verelim inşallah. İkinci aramızda tekrar kaldığımız yerden Er-Rezzak'tan devam edeceğiz. Allah'ım hepinizden razı olsun.